Merhaba, ben Dilek. Bugün size boncuk elmas goblen nasıl yapılır onunla ilgili bir video çekmek istedim. Boş zamanlarımı nasıl değerlendirebilirim diye düşünüyordum. Daha önce işleme goblen yapmıştım ve benim için keyifli oldu ve bayağı vakit alıyor. Vaktinizi değerlendirmek için bence iyi bir uğraş. Şimdi ben boncuk elmas goblen aldım. Bunlar kit şeklinde geliyor. Şöyle bezi var, kumaşı var. Ben pembeli, mavili, kara hindibağlar olan bir tablo seçtim. Bu kitin içinde neler var? Bu bez var. Ana tablomuzu oluşturacak. Daha sonra bunun için kullanmamız gereken boncuklarımız var şu şekilde. Bayağı renkli olduğu için uzun. Bu kit içinde şöyle küçük bir kap gönderiyorlar size. Yapıştırma yaparken kullanabilmeniz için. Çünkü boncuklar çok fazla etrafa saçılabilir. Yapıştırmak için şöyle bir aparatı var. Kaleme benziyor. Ucu kesik bir şekilde. Ve bu kalemle boncukları alabilmeniz için kalemi sürmeniz gereken yapıştırıcı gibi, bal mumu gibi bir malzeme gönderiyorlar. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bu bizim kumaşımızda şurada hangi renklerin hangi sayılarla belirtildiği yazıyor. Ve bizim poşetlerimizin üzerinde de kodlar var. O kodlarla karıştırmadan hangini nereye yapıştırmamız gerektiği belli oluyor. Ve sonuç ortaya çıktığında gerçekten çok güzel oluyor. İnternette birkaç tane yapılmış halini izledim almadan önce. Kararsız kalmıştım. Şimdi size daha önceden yaptığım bir nakış goblenini göstermek istiyorum. Daha sonra da bunun yapılışını detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. İşte duvarımda asılıydı. Şimdi çıkarttım. Bu benim daha önce yaptığım nakış goblen. Bu da yine kit halinde geliyor. Kumaşı var ve belirli renkler var. Hangi rengi nereye yapacağınız bunda sayılarla belirtilmiyor. Gerçi sayılarla belirtileni var ama gördüğünüzde zaten belli renklerden belli adette var. Hangini nereye işleyeceğiniz belli oluyor. Bayağı bir vakit alıyor ve güzel bir hobi bence. Daha sonra bitirdiğinizde işlemenizi şu şekilde çerçevelettirebilirsiniz. Ben bunu çerçevelettirdim ve evimde kullanıyorum. Gerçekten çok şık görünüyor. Yakından işlemenin görülmesi için bunu da detaylı çekeceğim. Ve boncuk goblen nasıl yapılıyor? Onu da daha detaylı yakın bir şekilde arka kameramdan şimdi çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Nakış goblenimi yakından yere koyarak çekmeye karar verdim. Çünkü çok fazla ışık geldiği için üzeri de cam olduğu için parlıyor. Yakından şöyle detayları göstermek istiyorum. İşlemeniz gereken renkler belirli oluyor. Siz iplerle o şekilde işliyorsunuz. Bittiğinde çok güzel bir tabloya sahip olabiliyorsunuz. Ancak bu tarz hobilere eğer sabırlıysanız başlayın. Çünkü bir hevesle başlayıp devamını getiremeyebilirsiniz. Bitmesi bayağı vakit ve zaman alıyor. Goblenimin bütün görüntüsü bu şekilde. Ve bu kağıt yapışkanlı bir şekilde. Şöyle üzerinde şeffaf bir yer var. Bunu açarak buradaki yerlere yapıştırmaya başlayacağız. Şurada boncuk yapıştırmamamız gereken yerler yapışkanlı değil. Ve boncuk numaraları şu şekilde sıralandırılmış. Şimdi 9'a kadar... Daha doğrusu pardon 8'e kadar numarayla sıralandırılmış. Geri kalanları harfle sıralandırılmış. Bunu da şey diye düşünüyorum. Çift sayılara geçmeye başladığında şu noktalara çift sayıları yazmak çok küçük kalacağı için daha sonra harflere geçiyor diye düşündüm. Çünkü buraya baktığımızda burada hem sayılar hem harfler var. Yani mesela şöyle atıyorum ben F harfini yapıyorsam 13 numaralı boncukla yapacağımı biliyorum. Çünkü boncukların üzerinde sadece sayılar var. Harfler yazmıyor. Mesela bakayım şöyle göstereyim. Şu 15 numaralı boncuk. Bakıyorum 15 hangi renk? 15 K harfini yapmam gerektiğini görüyorum. Maviler şu tarafta olduğu için mesela işte şu bölgelerdeki K harflerini buna göre yapmam gerektiğini biliyorum. Tabii bununla beraber gelen aparatlardan birisi şu küçük kutucuk diyeyim. Boncukları dağıtmamak çok önemli. Çünkü tekrar toplamak ve birbirlerine karıştığında ayırmak çok zor diye düşünüyorum. Ben birkaç tane renk ayırdım. Bunlar mavilerden. Şunu açmıştım. Bunun içinden biraz ayırdım. 16 numaralı boncuklar. Buraya bakıyorum. 16 numaralı boncukları hangisini yapmam gerektiğini. 16 numaralı boncuklar L harfine gelmesi gerekiyor. Ben şuraya 2-3 tane tabii şunu açmam gerekiyor. Şuraya 2-3 tane yapıştırdım L harfinden. Daha sonra çok fazla bu şeffaf kaldırmıyorum. Çünkü üzerindeki yapışkanlık gitsin istemiyorum. Daha sonra problem Şimdi çekebilirim. sizinle beraber birkaç tane yapmayı düşünüyorum. Şimdi bu reçine gibi olan şeye kalemle
Tabii üzerinde şu an şeffaf poşetler var. Onları çıkartarak mesela ben şuraya bastırdım. Biraz belli oluyor. Kalemle buna bastırıyoruz ki bu yapıştırıcıdan kalemin içine girsin. Böylece boncukları daha kolay bir şekilde alabiliyoruz. Tabii boncukların tersi düzü var. Düz tarafını almamız gerekiyor. Şöyle boncuğu alıyoruz. Hatırlayayım tekrar. 16 numara boncuğumuzun numarası ve L harfine yapıştırmamız gerekiyor. Bunu çok açık bırakmak istemiyorum. Şöyle bakıyorum. Ve L harfinin olduğu yere kolay bir şekilde yapıştırıyorum. Tekrar. Bu şekilde yapıştırarak devam edeceğiz. Ben sevdim ve farklı göründü. Siz de internet üzerinden kolayca erişebilirsiniz ve bu çok güzel vakit alacak bir şey. Ben bunu özellikle şu an Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Almanca öğrenirken dinleme yaparken yapmak için düşünüp aldım. Çünkü canım sıkılıyor sadece dinleme yaparken. Daha yakından bunu göstereceğim şimdi size. Şimdi biraz daha yakından göstermek istiyorum. Poşeti şöyle biraz kıvırdım ve tripodun ayağına dayadım. Şuralar çünkü yapışkanlı, sürekli açık tutmak istemiyorum. Belki kuruyabilir diye düşünüyorum. Size boncukların boyutunu göstermek istiyorum. Şimdi şöyle parmağımı aldım bir tane. Buradan referans alabilirsiniz ne kadar küçük oldukları ile ilgili. Dediğim gibi bu yapıştırdıklarım L harfinin, yani şuraya yapıştırabilirim. L harfinin boncukları. Boncukların tersi düzü var. Mesela şu ters tabii ki, şu düz. Düz olacak şekilde almamız gerekiyor ki yapıştırdığımızda daha düzgün görünsün. Boncuğumu alıyorum. Daha sonra L harfime yapıştırıyorum. Bittiğinde çok güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü boncuklar bilmiyorum kamerada çıkıyor mu? Çok güzel parlıyorlar. Çok güzel bir dokusu var. Bu şekilde işlemeye devam Benim edebilirsiniz. bugünkü videom bu kadar. Dediğim gibi şurada birkaç tane işledim. Bu poşeti çıkarmamaya özen gösteriyorum çünkü yapışkanlığı gidebilir. Yapacağım yeri sadece açıyorum. Belki biraz yapıştırabiliriz yaparken. Daha sonra tekrar geri kapatıyorum. Bu boncukların hepsi bittiğinde çok harika bir tabloya dönüşeceğini düşünüyorum. Bunu yine çerçeveletip evimin bir kenarına asmak istiyorum. Umarım sizin için bilgili bir video olmuştur. Farklı bir hobi denemek isterseniz mutlaka deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Saygılar.